Biz de merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başlıktan gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar Cobblestone Generator nasıl yapılır? Arkadaşlar yani Cobblestone Generator nasıl yapılır derken, yani Cobblestone Generator, aynen gelişmiş Cobblestone Generator arkadaşlar. Biliyorsunuz normal Cobblestone Generator'ımız bu. Ama arkadaşlar ben size bunun gelişmiş versiyonunu göstereceğim. Niye? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bunlar Skyblock'ta çok lazım oluyor, Cobblestone en lazım olan şeylerden bir tanesi. Ve arkadaşlar ben de dediğim ki kanalımıza faydalı bir video atalım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra kanalımıza da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben yine yanlış koydum. Evet. Bu arada arkadaşlar videodan önce bir sürü denedim. Bir sürü denedim. Yani hata yapma olasılığım çok az. Evet. Şimdi arkadaşlar 5 blok yüksekliğe, yani 5 blok yükseltiyoruz. Bu arada arkadaşlar siz burayı normal taştan yapmanız zorunlu değil. Onu da söyleyeyim. Yani normal kırık taştan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani onun da bilgisini vereyim. Şimdi arkadaşlar buraya 2 blok koyuyoruz. 2 blok, 2 blok. Buraya da 2 blok. 2 blok. 2 blok, 2 blok, 2 blok. Böyle bir şekil alacaktır arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımızda Rust videoları da vardır. Rust başlangıç base, startup base nasıl yapılır, bunker base nasıl yapılır. Onu da arkadaşlar kanalımıza gidip izleyebilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada arkadaşlar Cobblestone Generator çok lazım oluyor. Yani biliyorum. Skyblock'ta çok lazım oluyor. Yani çok önemli bir şey taş, yani Cobblestone Generator Skyblock'ta en önemli şeylerden bir tanesi. O yüzden arkadaşlar YouTube'dan en güzel Cobblestone Generator'ınızı seçiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Şunları şöyle kapattık. Şimdi arkadaşlar şöyle şurayı şöyle yapıyoruz. Bakın böyle bir şekil alacaktır. Şimdi şu köşe su, şuraya da su. Yok, sen yanlış mı koydun? Tamam, doğru koymuşum. Şuraya da su. Her köşeye bir tane su arkadaşlar. Sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Pistonların üzerini kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz kadarıyla böyle bir biçim alacaktır. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra böyle bir biçim alacaktır. Şimdi arkadaşlar yapmadan önce ilk önce pistonlarımızın arkasına obsidyen koyuyoruz. Obsidyen niye koyuyoruz diyeceksiniz. Arkadaşlar obsidyen buradaki pistonun itmesini sağlıyor, itmemesini sağlıyor. Biliyorsun obsidyen ağır bir şey. Yani şey Minecraft bilgilerine bakılırsa ağır bir blok olduğu için arkadaşlar onu buraya koyuyoruz ki buradaki pistonu ittirmesin diye. Sonra arkadaşlar pistonlarımızı koyduk. Tamam. Şuralara da taşlarımızı koyalım. Yani koymak zorunda değil tabi de. Sonra arkadaşlar şöyle dağlarımızın üzerini kapatıyoruz. Kapattıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Buralara pistonlarımızı koyuyoruz. Tamam. Buraları da kırıyoruz tabii ki de. Sonra arkadaşlar geri geliyoruz. Bunları kırıyoruz. Sonra şimdi arkadaşlar ben buraya koydum ya. Normalde siz aynen düşündüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar bir kademe daha alta koyuyorum bu pistonları. Niye? Çünkü taşları ittirsin. Yani böyle bir şekil alacaktır arkadaşlar. Sonra gelelim devremize. Devremiz şöyle olacaktır arkadaşlar. Yapmadan önce
devremizi yapmamız için arkadaşlar bir tane şalter, kızıltaş iğnesi, kızıltaş tozu ve bir tane arkadaşlar yapışkan piston lazım. Buraya bir köşesine arkadaşlar yapışkan pistonu koyuyoruz. Üzerine taş, kızıltaş tozu. Sonra arkadaşlar buraya şöyle kızıltaş iğneleyicilerimizi koyuyoruz. Buraları şöyle kızıltaş tozu koyuyoruz. Ve sistem böylece tamamlanmış oluyor. Ama tamamladıktan sonra böyle arkadaşlar buradaki pistonların üzerine kızıltaş tozu koyuyoruz ki buradaki pistonlar da aşağı doğru ittirsin. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle. Biliyorsunuz ki siz normal Skyblock adasında olduğunuz için altta boş olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani altına obsidyen koyabilirsiniz. Eğer buradaki piston arkadaşlar çok fazla ittirirse sizin taşınız aşağı doğru gidecektir. Mesela obsidyen olmadığı için taşınız buraya geldi. Onun gibi. Evet, şunu şöyle yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu benim piston koyduğum yere şöyle bir şey yapıyorum. Tam buraya veya buraya arkadaşlar şalterimizi koyuyoruz ve sistemimizi başlatıyoruz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Şuradan cam var mı? Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu Skyblock'ta yapmıştım. Tabi yapmanız zorunda değil. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya arkadaşlar tabela alalım. Arkadaşlar layer 1. Layer 1. Evet. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin zevkinize kalmış. Ben bunu normal Skyblock serverında kırıyordum arkadaşlar. Kırıyordum, gidiyordum, alıyordum. Sonra geliyordum, kırıyordum, geliyordum, alıyordum. Öyle güzel oluyordu arkadaşlar. Yani güzel günlerimiz de vardı bizim. Evet. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sistemimizi şöyle arkadaşlar bir tane de merdiven vardı bize. Merdiven. Kızıltaş tozu lazım. Şöyle arkadaşlar eğer sistemde bir arıza olur diye şuralara şöyle merdiven yapıyoruz. Şimdi ben sistemin mantığını anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunu çal. Görmüş tabii daha. Bunlar çalışıyor. Tabii ki de arkadaşlar şu anda benim bilgisayarımda bug olduğu için tam doğru düzgün olmuyor. Şimdi ben size anlatayım. Ay bir durun ya. Sistemde arkadaşlar zaten eninde sonunda bir anda durur. Arkadaşlar siz bunu normal Skyblock serverında bu bug'a girmez arkadaşlar. Şu anda benim oynadığım tek oyunculuğu da bug olduğu için arkadaşlar bende olmuyor. Ama arkadaşlar normal Skyblock serverında şöyle oluyor. Böyle arkadaşlar geliyor. Böyle tak 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 böyle geliyor arkadaşlar. Siz de böyle tak 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 tak. Burası doluyor arkadaşlar. Siz de burayı kırıyorsunuz. Siz kırdığınızdan burası geri doluyor arkadaşlar. Öyle. Şunu da kıralım. Böyle arkadaşlar yani sistemimiz böyle ama tabii ki de benim şu anda bilgisayarımda bug olduğu için yani arada sırada donuyor arkadaşlar benim şeyim Minecraft'ım. O yüzden arkadaşlar ben de donuyor. Ama bunun mantığı arkadaşlar dediğim gibi böyle dövü böyle çıka çıka geliyor arkadaşlar taşlar. Ve arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Cobblestone Generator'ımız böyleydi. Şuradan da bir FK alayım. Şuradan da bir fikir alayım. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakmayı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.